Müslümanlar olarak bizler hayırlı işlere sağ ile başlarız. Şerli olan işlere ise sol ile başlarız. Hayır sağdadır. Şer soldadır. Nitekim bunu da Kur'an-ı Kerim bize Kitabı sağ elinden verilenler ve kitabı sol elinden verilenler olarak beyan etmekte, açıklamaktadır. Müminler, Müslümanlar kitabını sağ elinden alan kimselerdir. Onlar ashabul meymene. Sağ tarafta olanlar anlamına gelen bir ifadeyle taltif edilmişlerdir. Cehennem ashabı iman etmeyenler ashabul meşeme sol taraftakiler olarak tanımlanmışlardır. Bir yerden bir yere geçerken çıktığımız ve girdiğimiz yerin hayrına binaen sağ veya sol ayağı kullanırız. Mesela sokaktan camiye girerken camiye sağ ayakla gireriz. Camiden sokağa çıkarken sol ayakla camiden çıkarız. Efendim sokaktan eve girerken sağ ayakla eve gireriz. Evde tuvalete girerken sol ayakla gireriz, tuvaletten çıkarken sağ ayakla çıkarız. Efendim bir şey alıp verirken sağ elle alıp veririz. Ama burnumuzu sümkürmemiz gerektiğinde burnumuza suyu sağ elle verir, sol elle sümkürürüz hapşırırken sağ elimizi ağzımıza kapatır hapşırırız. Esnediğimiz zaman sol eli mümkün mertebe ağzımıza götürür eslemeye engel olmaya çalışırız. Dolayısıyla sağ el, sağ ayak bizde hayrı simgeler. Hayrın göstergesidir. Sol el, sol ayak da şerri simgeler. Bu Müslümanlar için çok önemli bir konudur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha küçük yaşta bu eğitimin verilmesini özenle vurgulamış ve kendisi de sofrasına oturan bir çocuğu ikaz ederek "Yavrum, kül bi yeminik. Yavrum, sağ elinle ye." buyurmuşlar. Yani sol el ile yemek yenilmesine müsaade etmemişler. Buradan anlıyoruz ki yemek yerken sağ eli kullanmak gerekiyor. Yemekte de ağzımıza lokmayı kullandığımız elin sağ el olması gerekiyor. Şimdi mesela sözüm ona modern gözükmek için sofraya tabağın sağına soluna kaşık bıçak çatal diziliyor ve çatal bakıyorum hep sol tarafa konuluyor. Bıçak sağ tarafa konuluyor. Efendim işte sağ elinle bıçağı tutacaksın. Eti vesaireyi filan dilimleyeceksin. Sol elinle de ağzına götüreceksin. Böylelikle yemek adabına, usulüne uygun hareket etmiş olacaksın bu Müslümanca bir davranış değil. Evet. Bu batılı kültürün yansıttığı, dayattığı bir davranış olabilir. Batıyı memnun etmek için onların görgü kurallarına uygun hareket etmek için yapılmış bir tercih olabilir. Ama Müslümanca bir davranış değildir. Dolayısıyla bizim sofralarımızda çatalın ve kaşığın yani ağza lokma götüreceğimiz nesnenin sağ tarafta bulunması gerekir. Belki bıçak sol elle tutulabilir veya bıçağı sağ elle tutarsınız, sol elle e, keseceğiniz şeye destek yaparsınız. Ama ağzınıza lokmayı götüreceğiniz zaman mutlak surette sağ eli kullanmanız gerekir. Çünkü rızık, insanın rızıklanması bir hayır umulan bir hadisedir. Dolayısıyla burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irşatlarına, tembihlerine, ikazlarına riayet etme mecburiyeti vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sol eliyle yiyen birini görmüş, sağ eliyle yemesini tavsiye etmişti. Bunun üzerine adam da ben yapamıyorum deyince e peki yapamayasın buyurmuş Hazreti Peygamber Efendimiz. Ve bunun üzerine de adam bir daha sağ elini kullanamaz hale gelmiş. Evet. Bu tabi e, çok ağır bir hadise. Binaenaleyh sağ elimi kullanamıyorum Demek suretiyle sol elle yemeye mazeret aranmamalı. Nihayetinde bu bir eğitim meselesidir. Sağ elle yemeye dikkat etmek, gayret göstermek gerekiyor. Farz edecek ki sol eli tutmuyor. Sol elini kullanamıyor. Farz edecek. Dolayısıyla sağ elini kullanmak için çaba sarf edecek. Bu çok mu önemli? Yani sağ elle yemek, sol elle yemek bu kadar önemli mi? Evet önemli. Yani baktığınız zaman bu bir sünnet olarak belki karşımıza çıkıyor. Yani farz değil, vacip değil bir sünnet. Ama bu sünnet kimlik belirleyici bir sünnettir. Buna biz e, literatürde sünneni hüda diyoruz. Yani bunlar alelade sünnetler değillerdir. Bunlar Müslümanın Müslüman olduğunu gösteren, vurgalayan, simgeleyen sünnetlerdir. Bu sünnetlere özel dikkat edilmesi gerekir. Evet sağ elle yemek de böylece bir Müslümanın kimliğini belirleyici bir sünnettir. Ne protokol kuralları ne de birilerinin uydurduğu Gelenek ve görenek kuralları, görgü kuralları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin önüne geçemez. Dolayısıyla sofrada Müslüman soldaki bütün çatalları sağa alır ve sağ eliyle ağzına bir lokma götürür. Suyu sağ eliyle tutar ve içer. Kesinlikle ağzına götürdüğü hiçbir şeyi sol eliyle götürmez. Bu e, çocukluktan itibaren ana babaların üzerine düşen bir görevdir çocuklarını bu noktada yetiştirmek. Rahmetli anneciğim bu hususta çok hassas davranırdı Huzeyfe kardeşim. Bebekler biliyorsunuz hangi ellerini bulursa onları emerler. Dolayısıyla sol elini emen bir çocuk gördüğünde isterse bin bir yabancının çocuğu olsun hemen müdahale ederdi. O eli gizler, saklamaya çalışır. Sağ elini ağzına tutturmaya gayret ederdi. Böylelikle bebeklikten beri çocuk sağ elini kullanmaya dikkat etmeli. Çünkü ihmal edildiğinde maalesef sol el alışkanlığı meydana geliyor. Ondan sonra 24 yaşında bu kardeşimiz gibi ben sağ elimi kullanamıyorum, ne yapacağım diye insanlar tedirgin olmaya başlıyorlar. Bu da anne babalar olarak bizim üzerimize düşen önemli görevlerden bir tanesidir. Çocuğumuzu sağcı yetiştirmemiz gerekiyor. Yani hayır işlerde sağ elini kullanan, hayra sağ ayağını kullanan. Böylelikle dikkat ederseniz Müslüman bir kimsenin her adımında, her eline bir şeyi alışında bir hayır ve şer kavramı arasında tercih yaptığını görüyoruz. Yani o halleri ve hareketleriyle, tutum ve davranışlarıyla hayırdan tarafa mı olduğunu, şerden yana mı olduğunu gösteriyor demektir. Bu da çok önemli bir hassasiyet. Müslümanın 24 saatini bilinçli ve şuurlu bir şekilde geçirmesini öngören bir davranış biçimidir.